Herkese merhaba. Evet, bugün 6 Ekim İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu. Hepinizin bildiği gibi 6 Ekim 1923'te Mustafa Kemal'in emriyle Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. kolordumuz İstanbul'a girerek İstanbul'u kurtardı. Kimden? 4 yıl 10 ay ve 23 gün işgal altında kalan İstanbul düşmanın elinden alındı. Nasıl o sürece geldik? Yine bildiğimiz gibi 30 Ekim 1918'deki o Mondros mütarekesiyle düşman gemileri hemen Dolmabahçe Sarayı'nın önünde demirlediler. Tarih 13 Kasım 1918. İstanbul o günden sonra fiili olarak işgal değil. Ancak daha kuvvetli bir işgali biz 16 Mart 1920 yılında yaşadık. Karaya çıkan düşman askeri tüm devlet dairelerini, silah depolarını, telgraf binasını, kışlaları, karakolları, hatta milliyetçilerin toplandıkları ve olası direniş gösterecek yerler olarak düşündükleri Türk Ocağı binasını bile işgal ettiler. Hemen tabii ki sıkı yönetim ilan ettiler, gazeteler yasaklandı. O gün Şehzade başında 6 tane askerimizi şehit ettiler. Yine Beykoz'da çeteci diye düşündükleri 30'a yakın insanı, işçiyi öldürdüler. Aynı akşam İngiliz birlikleri meclisi basarak 85 milletvekilini tutukladılar ve 11 Nisan'da da meclisi kapattılar. O zaman kurmuş oldukları tarikatlar aracılığıyla İslamiyet'in İngilizleri desteklediği tezini yaymaya çalıştılar. Gazetecileri kiraladılar. İngiliz Muhipler Cemiyeti'ni aracılığıyla İngiliz sempatisi kazandırmaya çalıştılar halka. Alemdar gazetesinin başlığı "Geç kaldılar" şeklindeydi. Kimlerdi bu işgalciler? İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve Yunan deniz piyadeleri. Mustafa Kemal'in büyük taarruzla düşmanı denize dökmesi sonucunda Anadolu kurtulmuştu ama İstanbul hala işgal altındaydı. Ve görüşmeler devam etti. İngilizler bu noktada Mustafa Kemal'in çok kararlı olduğunu ve İstanbul'u düşman eline bırakmayacağını bildikleri için mecburen terk etmek zorunda kaldılar. 6 Ekim 1923 günü 4 yıl 10 ay 23 gün aradan sonra Türk askeri tekrar İstanbul'a girdi. Bu güzel şehri düşman eline bırakmadığı için Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve o gün şehit olan tüm askerlerimize, o uğurda mücadele veren Türk milletine müteşekkirim. Bütün şehitlerimize Allah rahmet etsin.